Hocam diyor, çalıştığım iş yerinde cumaya gitmeme çok önemli bir soru, çok da gelen bir soru. Yani belki çoğu kardeşimiz "Aa, öyle miymiş?" dedikleri bir soru hocam gerçekten. Cumaya gitmeme izin vermiyor diyor işverenlerimiz. Ne yapmam lazım? Bana bir yol gösterebilir misiniz diye yine bir meşhur, çok Bakın bilinen ve Selim gelen hocam, bir soru. size bir ayet okuyayım. Buyuruyor ki Rabbimiz ayet-i kerimede: "Ve men azlamu mimmen mena'a mesacide Allah." Allah'a diyor, Acayip hocam, evet. yani bir Allah'ın mescitlerine engelleyen, Gitmekten daha, evet. mescitlerine gitmekten engel koyan, ne bileyim işte ona mani olan kimseden daha zalim kim olabilir diyor. Rabbimiz biliyor bakın. Ve Rabbimiz ayeti kerimesinde, Kur'an'ında bu Allah'ın mescitlerine engel olanlara. Ha, bu sadece belki namaza gitmeyle alakalı değil buradaki man, ama her türlü şey içine girer. Mesela mescidin namazın kılınmasına engel olan içine girer. Namaza işte gidenlere veya gitmek isteyenlere engel olan içine girer. Ama neticede neyle, bakın, vasıflandırılıyor, neyle tarif ediliyor? Daha zalim kim olabilir? Ve bunu Rabbimiz buyuruyor. Yani bir insanın, bir kulun Allah'ın zalim, çok zalim, daha zalim dediği kişiler içerisine girmesi, yarın mahşerde bu insanın işi zor ya. Gerçekten zor. Onun için Allah'ım, şu şekilde insanların, hele hele cuma namazı, ki biliyorsunuz kazası yok. Kazası yok. Gitti gitti, gitmedi gitmedi yani. Bunun Ne daha büyük ötesi vebal değil yok mi yani. hocam yani? Bunun vebali kimin? Senin üzerine. Sen hadi belki namazı kılmayan bir kişi olabilirsin. Ama bari gidenlere, kılanlara ne yapma? Engel olma. Çok büyük vebaldir. Hesabı ağırdır. Karşılığı yarın Allah'ın huzurunda verilemeyecek bir vebaldir. Onun için Allah'ım, böyle namazlara engel olan yine kardeşlerimize diyorum, bu insanlara Allah'ım hidayet etsin. Ne yaptıklarına, bu ayeti de özellikle söyledim, daha zalim kim olabilir ki? Allah'ın mescitlerinden engel oluyor, gitmelerine engel oluyor. Onun için bu kardeşlerimiz çok dikkat etsinler. Dünyalık 3 kuruşluk bir menfaatten dolayı, 3 kuruşluk bir işçisinden veya ne bileyim işte elemanından bir menfaatinden dolayı yarın ahirette ne yapılmasın? Sonuçta bugün yani cuma namazları dediğimiz öğlen vakti olan bir namazdır yani. Senin bir öğlen paydosun var. Ne olur bir saatlik bir namaz paydosunda veya arada ne yapılabilir? Bu namaz kılınabilir. Belki yetişemiyorsa bir 15 dakika daha ekle, bir 20 dakika daha ekle en fazla. Ha, gerekiyorsa çok ciddi böyle bir dakikalık böyle bir iş yapıyorsan 15 dakika ekle canım. Öyle değil mi? 20 dakika Herkese kabul ekle. eder yani, değil Yani hocam? sonuçta de ki, bak de, tamam ben seni namaza göndereceğim ama sonuçta iş saatine denk geliyor veya şeye denk geliyor. Tamam, ben sana 15 dakika 20 dakikada namaz için bir vakit veriyorum ama işe sonuna da bunu ekleyeceğim, mesaini ekleyeceğim de. Bunu kim şey yapar ki, bunu itiraz eder yani. Ama yok, gidemezsin. Sen kılamazsın. Sen burada farkında olmadan firavunluk yapar insan, Allah Hocam onu muhafaza. soracaktım. Yani o zamanlar insanları Allah'a ibadetten engelleyen de bunu yapan arasında ne Yani fark ne var yani fark var hocam? yani? Firavunun yapmış olduğu ameli yapmış olur. Çok büyük bir yani vebal, çok büyük bir Tehlike hocam. cesaret, tehlike. Onun için çok dikkat etsinler. Yani artık bu çağda, bu zamanda, hele hele cuma namazıyla alakalı. Hadi diğer 5 vakit namazı bir şekilde insan kendi bulunduğu yerde de cemaat yaparak veya ferdi olarak kılma imkanı var. Ama cuma namazında mutlaka bu kardeşlerimizin, bu namaz kılan insanların dışarı çıkması lazım. Camiye gitmesi lazım ki cuma namazı olsun. O zaman engel olmamak lazım. Hocam şunu da sorayım. Şimdi belki bazı işverenlerimiz olacak bu ifadelerimizi dinleyen. Hocam öyle diyorsun ama diyor. Çok duyuyoruz hocam. Siz de illa duymuşsunuzdur. Adamı diyor cumaya gönderiyoruz diyor. Olmayacak yerlere gidiyor diyor. Şimdi bunlara da tabii bu o cumayı diğer gidenler engellesin manasında demiyoruz ama yani adamı diyor işte gönderiyoruz bir yere. Şimdi yerini bile söylemek istemiyorum herhalde. Anladınız az çok Evet. hocam. Ya bununla alakalı da bu yani diğer arkadaşlarına vebal oluyor olma manasında bunlara ne diyebiliriz Bak Selim hocam yani? hocam, size bir şey söyleyeyim mi? Zaten belki de şimdi biz buradan ifade kullanıyoruz ya, cuma namazına gönderilmek istenmemenin çoğu da bundan dolayı, işte suistimalden dolayı. Niye? Adam diyor ki ya tamam da diyor, ben diyor elemanı gönderiyorum diyor, işçiyi gönderiyorum diyor, işte falan yerde bilmem ne yapmaya gidiyor, oyuna gidiyor, işte şuraya diyor, buraya gidiyor, ondan dolayı göndermiyorum. Ha, yaptığı doğrudur demiyorum ama işte onun için burada da bu kardeşlerimizin gerçekten bu iyi niyeti,
bu müsaadeyi ne yapması lazım? Bunun yanında lazım? Yaş dayanıyor değil mi hocam? Kötüyü kullanmaması lazım. Evet. Ama yine tabii işveren ben göndermeyeceğim diyemez yani. Tabii ki doğru değil. Burada da işte bu yani Cuma'ya gidecek olan kardeşlerimizin de bunu çok güzel ama öyle ama böyle bir şekilde senin patronu kulağına gider bu yani. Senin Cuma'ya gitmemen veya Cuma'ya değil de camiye değil de bir başka yerlere gitmen mutlaka kulağına gidecektir. Sen de bunu bile bile de senin yüzünden belki de orada 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi neyse misal veriyorum namaz kılıyorsa bir kişinin yüzünden diğerlerinin hepsinin belki de namaza gitmesine ne olmuş olacaksın? Engel olmuş olması lazım. Onun için kardeşlerimizin de patronlarının hakkına ne yapmamaları lazım? Riayet etmeleri lazım. Hatta bununla alakalı Selmani Farisi Hazretleri'nin bir kıssası var. Bir keresinde çok böyle dakikayla 5 dakika 15 dakika yanlış hatırlamıyorsam bir şeyin gayrimüslimin hem de yani. Gayrimüslimin Müslüman olmayan bir kişinin yanında çalışıyormuş. 15 dakika geç gelmiş. Sonra tam mesai saati dolmuş. Bakmış ki o gayrimüslim kişi, işveren kişi. Ya bu çalışıyor. Demiş ki ya sen niye çalışıyorsun? Bırakman lazım. Demiş ki ben diyor sabah 15 dakika geç geldim. Şu an o 15 dakikamı dolduruyorum demiş. E ben görmedim demiş. Ya ne olacak ki ben görmedim zaten. Sen gitseydin ben sana yine sen görmedin ama senin benim yaradan Allah var demiş. Yani. Bizi gözeten her anımızdan, hakkımızdan, hukukumuzdan haberdar olan bir Allah var demiş. Ve o gayrimüslim ondan sonra Müslüman olmuş. Bir hareketinden dolayı değil mi bir hocam? Şeyinden dolayı. Onun için buradaki kardeşlerimiz de bu iyi niyeti, bu güzel hareketi, bu müsaadeyi kötüye ne yapmaları lazım? Hocam şunu da sormak istiyorum. Yani yine buna benzer bir şey. Hocam diyor yani tabii ki bunlar hiçbir şekilde o kişinin namazına engel olmaya sebep değildir ama yani diyor bir namaza müsaade ediyorum diyor bir işçisi için veya birkaç tanesi için veya genel için. Adam bir gidiyor diyor yarım saat abdest alıyor diyor. 45 dakikada namaz kılıyor diyor. Olmaz. Ya bu da hukuktur yani. Burada yani şimdi o dediniz ya işte o işverenin de bu kadar sana müsamaha göstermesini de ne yapmayacağız? Tabii. Yani ona da neticede bugün bir namazın hakkı yani bellidir yani ortalama. Onlara da dikkat edilmesi gerekiyor değil mi hocam? Yani? Bunu söylerken biz yani burada sadece işverenler için söylemiyoruz yani. İki taraf için de birbirlerinin haklarına, hukuklarına mutlaka ne yapmaları lazım? Riayet etmeleri lazım. Yani kendi namazıyla alakalı bilinen vakit veya zaman bellidir. O ne yapacak? Namazını bitirip hemen normal saatine, vaktine yetişmiş olacak ki işverenin de patronun da hakkını ne yapmamış olsun? Gasp etmemiş olsun yani. Tabii yani o da doğru değil. Bir tarafı yapalım derken de öbür tarafı tabii, da ne yapmayalım? Tabii. Hakkına, hukukuna kimsenin girmemek lazım. Dikkat etmemiz lazım. İki taraflı yani. Sonuçta iki tarafın da hakkının, hukukunun riayet edilmesi lazım. Hocam Allah razı olsun diyoruz yine.